Arkadaşlar, yeni bir vlogla karşınızdayım. İstanbul'un en güzel yerlerinden birindeyiz. Yekelerköy'ün yan köyü Uskonuköy'deyiz. Merhaba, ben Yiğit Portakal. Beni tanıyorsunuz herhalde. Anahtarlar lütfen. İşte bizim inceleyeceğimiz bu beyaz prens, beyaz prenses, beyaz manolya diyebilirim ya. Şunun bir güzelliğine bakın. Ben gerçekten çok seviyorum. En önemli özelliklerinden biri arka bahçesinin ormana komşu olması. Yani bir villanın bahçesi ormana komşu olur mu İstanbul içerisinde? İşte olur. O da burası. Şimdi villanın ön bahçesinden giriş yapalım. Benimle birlikte gelirseniz kapıyı bir çalalım. Bizden başka kimse yok galiba. O zaman girebiliriz. Bunu genelde otellerde de yapıyorlar. Otel odası boş olsa bile kapıyı çalarlar. Ondan sonra girerler. Profesyonellik böyle bir şey. Arkadaşlar, villamızın giriş kısmı, ön bahçesi burası. Villa yaklaşık bir yıl önce böyle bir tadilattan geçmiş, bakımdan geçmiş. Bu arada villanın başında da diyecektim. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmuyorsunuz sevgili takipçilerim. Bu bir zorunluluk değil, mecburi. Must yani. Biraz daha geniş olarak göstereyim. Burada da bir sürü meyve ağacı var. Bak, üzerine de yazmış ev sahibimiz. Siyah incir ağacı dikilmiş. Sanırım yaza doğru açacaktır. Burada bir ağaç daha var. Artık siz biliyorsunuz, onu söyleyin. Burada da bir ağaç daha. Burada manolya mı değil bu. Ne bu? İri dünya. Portakal olabilir. Belki portakaldır. Aa, şeftali var. Arkadaşlar, bahçede şeftali var. Buradan şeftali çıkacak. Burada da başka bir ağaç türü var. Bu da armut olması lazım. Takipçilerimden bir tane Eren vardı. Eren Özgenç, Eren Can. Hiç kayıpsın, ortalıkta yoksun. Hemen mesajlarıma girdi. Arkadaşlar buyurun, kaloşlarımızı giyelim. Önceden hazırlıklı geldik. Aklıma bu villayı çekerken hep şey geliyor ya. Beyaz Çiçek Villası. Zekeriyaköy'de müstakil bir villa turu. Evet arkadaşlar, eve giriş yaptık. Galoş giydik. Ev çünkü gerçekten tertemiz. Daha yeni temizlik yapılmış. Burası evimizin giriş kısmı. Burada hemen salon başlıyor arkadaşlar. Gelin birlikte inceleyelim. Çünkü ben de daha önce geldiğimde çok detaylı bakamadım. Burada bir yemek masası bölümü yapmışlar. Buradan yine ön bahçe çıkış var. Gayet güzel. Şu an evin içinde birisi yaşadığı için, ev sahibimiz yaşadığı için kendi eşyaları var. Burada oturma grupları var. Misafirlerini burada ağırlıyorlar. Ya da burada vakit geçirirken karşıdan da televizyon izleyebiliyorlar. Ve aynı zamanda da şömine yapmışlar. Burada kışın keyifli ve daha yeni yaktıkları belli oluyor. Bir ay, bir buçuk ay önce yakmışlar. Dedektif gibiyim ya. Gözümden hiçbir şey kaçmıyor. Şöminenin yanından da hemen bahçeye çıkış var. Bir barbekü yapıyorsan, misafirlerin arkadaşlarını ağırlıyorsan buradan hemen dışarıya servis verip mutfakla bağlantını devam ettirebiliyorsun. Arkadaşlar, mutfağa geçelim. Bu katta bir de mutfağımız var. Evin en güzel kısımlarından bir tanesi. Bembeyaz ya. Sanki böyle şey, tünelin ucundan geldiğindeki cennet, çıktığındaki cennet. Bembeyaz. Bence bir mutfağın rengi genelde beyaz olmalı ya da turuncu olmalı. Portakal turuncusu. Karşılıklı mutfak mobilyalarını yerleştirmişler. Ankastre, Bosch marka elektrikli, doğalgazlı ocak. Siemens marka davlumbaz. Ve yine Siemens marka Ankastre bulaşık makinemiz var. Mutfak tertemiz. Ya şey gibi böyle, çarşaf gibi gerçekten. Çarşaf gibi mutfak. 20-25 metrekare bir mutfağa sahip. Burada da güzel bir kış bahçesi var. Özellikle kar yağdığında, havalar kapalı olduğunda buraya gelip güzel bir kahvaltı edip, kahve içip zaman geçirebilirsiniz. Geçirebilirler, geçiriyorlar. Ve yine buradan da bahçeye çıkışı unutmamışlar. Belki arkadaşın gelir, Yiğit bir kahve içelim der. Hemen oradan buna kapıyı açarsın, burada ağırlarsın. Evin içerisine sokmasın arkadaşını, postalarsın. Sevmediğin bir arkadaşın olabilir yani belki, değil mi? Bu katı biraz tamamladık gibi. Şimdi evin üst kısımlarından başlayalım. Çok beklettim mi sizi arkadaşlar? Bekletmedim. Buyurun hemen buradaki odaları incelemeye başlayalım. Gelin benimle birlikte. Bu katta toplam 3 tane oda var. 3 tane deyip 6 gösteriyorum. Bir tane yatak odası burada. Orman manzaralı. Yatağından kalktın direkt. Camını aç. Şöyle bir ormanı içine çek. Sanki şeyde gibiyiz ya. Muğla, Fethiye, Kaş ama hayır. İstanbul'dayız arkadaşlar. İstanbul'da Zekeriyaköy'deyiz. Bu oda sanırım bir erkek odası gibi yapmışlar. Gelin birlikte devam edelim. Burada bir diğer oda. Burası da bir yatak odası. Çift kişilik yatağımız var. Giyinme dolabı var. Evin boyası, parkeleri, her şeyi tertemiz. Masif parke zaten. Görmüşsünüzdür. En doğalı. Ve burada da yine bir orman manzarası var. Şuraya da bir bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Açamıyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Sineklikleri de yapmışlar ki demek ki yazın biraz sinek olabiliyor. Tabii orman normal. Oh.
Ciğerlerim bayram etti. Üzerine bir de bir pro içersem daha iyi olacak. Geçen bir tane takipçim şey yazmış. Bir tane büyük çekmecede villa çekiyorduk. Viski pro içerim ben burada demişim. Altına da şey yazmış. Pro ne ya? Milleti ne ezendiriyorsun falan demiş. İçme kardeşim sen de yani. Değil mi? İlk takipçimde giydirmem böyle oldu. Arkadaşlar diğer odamız da burası. Burada da yine bir çocuk odası var. Hem yan cepheye bakıyor hem de evin ön cephesine bakıyor. Yaklaşık 20 metrekare bir oda. Evin şu anda içeride kalan ev sahibinin herhalde Beşiktaşlı olduğunu anlayabildim buradan. Burada bir veranda kısmı var. Pergole kısmı daha doğrusu. Genelde bodrum zemin kata koyuyorlar çamaşır ve kurutma makinesini. Onu bu kata koymuşlar. Zemin kata inip çıkmak insanı yorabiliyor. Direkt bu katta tesisatı buraya çekmişler. Sadece çamaşır makinesi var. Ve evin ikinci katındaki banyosu burası. Güzel ve temiz bir banyo. Duvarlar, seramik kaplama. Evet. Duş almak ve klozeti kullanmak için ideal bir yer. Arkadaşlar çatı katına çıkalım. Keyif alıyorsunuz değil mi? Yorumlara yazın. Ve burası da evimizin en üst katı, çatı katı. Benim genelde en sevdiğim yerlerden oluyor çatı katı. Burada bir televizyon ünitesi var. Ev sahibimizin çalışma masası. Biliyorsunuz genelde insanlar artık şu anda pandemi başlarına kadar oldu. Bir yıl oldu. Herkes evden çalışıyor. Çoğu insanlar yani. Çoğu insanlar, topluluk, halk. Burada da bir evden çalışma sistemi kurulmuş diyebiliriz. Evin çatısında da çok güzel bir balkon var. Gelin benimle lütfen ve o bahsettiğim ormanı buradan daha net görebiliyorsunuz ya. Muhteşem. Muhteşem ötesi ya. Şuna bak. Bu arada evin alt bahçe kısmında da bahçeden direkt ormana bir tane kapımız var. Sabah mesela uyandım. 5'te kalktın, 6'da kalktın. Aç o kapıyı. Direkt ormanın içine yürüyüşe git. Rahatla, ferahla. Sonra eve gel. İstanbul'un içinde bulunmayacak nimetlerden bir tanesi. Arkadaşlar evin 3 katını gezdik. Bu arada bir de evin içerisinde bodrum katı var. Orayı pek göstermeme gerek yok. Genelde evin bir bodrum katı oluyor. Onları tahmin ederseniz. Şimdi de evin arka bahçesine gidelim. Hem de evin fiyatını orada size söyleyeyim. Çıtlatayım. Evin genel özelliklerini konuşalım. Ardından da size kısa bir şarkı söyleyeceğim. Şimdi arka bahçe. Evet sevgili İzleyenler, İstanbullular, Türkiye'liler, Antalyalılar, Bodrumlular. Bu yaz inşallah Bodrum'dayız. Burada bir teras kısmımız var. Çok güzel bir alan yapmışlar burada. Barbekü yap, dinlen, akşam yat, sabah kalk, yat, uyu, yuvarlan, iç. Her şeyi yapabilirsin burada. Şehrin içinde bir dairede bu keyfi bulamazsın. Misafirlerini yine buradan, yan bahçeden, ön tarafa doğru, barbeküne doğru getirebilirsin. Evin içine hiç sokmana gerek yok. Asıl gelin evin en güzel kısımlarından bir tanesi de bu arka bahçe. Çünkü burası ormana açılıyor arkadaşlar. Burada bir çardağımız var. Keyif yapmalık. Biliyorsun keyif adamıyım. 50 kişilik falan kapasitesi var yani buranın. Bayağı da büyük. Yine ormanın dibinde. İşte Belgrad Ormanı'na gidip piknik yapmana gerek yok. Sen çünkü direkt ormanın içindesin. İnsanlar senin yanına gelsin. Burayı biraz daha yaşatayım mı? Arkadaşlar 2021 yılımız nasıl geçiyor? Bir yorumlara yazın. Merak ettim. Hep ev konuşuyoruz ya. Başka şeylerden de konuşabiliriz tabii ki de. 2020 yılı böyle dünyanın değiştiği bir yıl oldu. Pandemi vesaire. Ama öyle hissediyorum ki 2021 yılı hepimiz için çok güzel olacak. Çok güzel olsun. Sevdiklerinize kavuşursunuz diyeyim. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bir de en önemli şey sebat etmek. Sebat edin. Azimle böyle bir keyfe gelince nasıl hemen felsefi konuşmalara dönüşüyorum. Mandıra filozofuna dönüşüyorum ya. Beni takip edin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orman. Bu bir orman. Ağaç, çiçekler, çam ağaçları. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi git kardeş, böyle bir evde oturmanın maliyeti nedir diye soran olacaktır. Böyle bir evde oturmanın maliyeti, ha bu arada evin genel özelliklerini söyleyeyim size tekrardan. Evde toplam 4 oda var, bodrumda sayarsak 4 katlı. 280 metrekare iç kullanımı var, 350 metrekare bahçe kullanımı var ve 1000 villalık bir sitenin içerisinde açık havuz, kapalı havuz, plaj, sosyal tesis, fitness salonu, her şey var. Ve İstanbul'da Zekeriya Köyü'nün hemen yanında, Zekeriya Köyü diyebiliriz buraya, Uskumruköy Mahallesi'nde, Arıköy sitesinde böyle bir villada yaşamanın bugün maliyeti tam tamına 3 milyon 800 bin Türk lirası. 3 milyon 800 bin Türk lirası verirseniz bu eve sahip olabilirsiniz. Ama sizi verene kadar başkaları da verebilir. Ona ben bir şey söyleyemem. Değer mi? Benim fikrimi soruyorsunuz. Bence değer. Verebilirdim yani. Hani sitenin iç kısımlarındaki villalara belki vermezdim o parayı. İçeride biraz daha şehir içi ama bu mesela direkt orman yanı olduğu için bu parayı verebilirdim. Bir de masrafı yok. Yani güzel bir villa. Alanına hayırlı olsun. Ne diyelim ya. Çok fazla anlattım evi. Boşverin. Siz iyisiniz. İyi geçiyor. Bahar ayı geliyor. Yaz geliyor. Covid yasakları azaldı. Restoranlardasınız. İnşallah bir gün hepimiz birlikte yemek yeriz. Ne diyeyim? Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.